Herkese selamlar arkadaşlar. Sosyal Bilişim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte STAVI derslerinin 6.sını yapıyoruz. Bu dersimizde ne yapacağız? STAVI'de kategorilendirmeyi öğreneceğiz. Yani bilgilerimizi, referanslarımızı, bunları nasıl kategorilendirebiliriz? Bu kategorileri nasıl kullanırız sonrasında bunu göreceğiz. Ve aynı zamanda bir önceki dersimizde elle yani manuel olarak referans eklemeyi öğrenmiştik. Bu referanslarımıza nasıl lokal projeler yani bilgisayarımızda bulunan projeleri yani PDF'leri daha doğrusu çalışmaları nasıl o referansların içerisine atarız ve STAVI üzerinden bunların okumasını nasıl gerçekleştirebiliriz bunu göreceğiz. İsterseniz başlayalım. Zaten çok uzun bir ders olmayacak. Şimdi burada ilk açıldığında ekranda zaten sol tarafta böyle bir kategori ağacının geldiğini söylemiştik. Ama yoksa mesela bu şurada olabilir. Keyword kısmında olabilir. Farklı farklı bakın daha çalışmada herhangi oluşmamasına rağmen çalışma oluşmamasına rağmen bir sürü keyword bulabiliyor. Biz buradaki show kategori sütununu göstereceğiz. Burada bu sütunda yeni kategori nasıl ekleriz? Mesela göç kategorisini de silelim. Burada biz yapmıştık. Delete diyelim. Komple sıfırdan. Buraya sağ tıklıyoruz. Bakın sol. Buraya geldikten sonra buraya sağ tıklıyoruz ve new kategori diyoruz. Burada şu an kategorilendirilmemiş 7 tane referansımızın olduğunu söylüyor bize. Bakın hepsi ve kategorilendirilmemiş. Hiçbir kategori olmadığı için hiçbiri zaten kategorilendirilmemiş. New kategori diyoruz ve buraya bir başlık yazıyoruz. İşte sizin içindekiler kısmınız aslında burası. Göç diyoruz. İşte ondan sonra bir tane daha yeni kategori koyalım. İşte göç ve kültür diyelim. İşte bir tane daha koyalım. Ne diyelim? Göç ve alan araştırması diyelim. Maksat göçle ilgili başlıklar alt kategori olarak yerleştirilebilsin diye. Çok önemli değil aslında. Burayı biraz genişletelim şu şekilde burada çalışırken. Evet. Şimdi buraya alt başlıklarınız olacaktır illaki. Buraya göç başlığının altına alt başlık eklemek için sağ tıklıyoruz. Ve New Sub kategori diyoruz. New Sub kategori dedikten sonra buraya bir tane yeni kategori sütunu açılıyor. Ve burayı silip işte mesela ne diyoruz? Suriye. Atıyorum. Bir tane daha alt başlık ekleyelim hemen. İşte Ürdün diyelim. Bu şekilde yeni yeni başlıklar oluşturabiliyorsunuz. Şimdi burada buradaki yerlere de ekleyelim hemen birkaç tane alt kategori. Maksat sonrasında aradaki geçişleri görebilelim. Daha kolay görebilelim. Çok kültürlük diyelim. Şimdi dedik yeterli. Şimdi mesela burada şaşırdınız diyelim. Yani başlıkların yerini şaşırmış olabilirsiniz. Bir üst başlığa yazacak olabilirdiniz. Ya da yanlış yazdınız. Zaten yanlış yazarsanız eğer içeriği yanlış yazarsanız edit kısmından bunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Ancak mesela bunların yerleri karıştı. İlk başta Ürdün olacaktı. 1.1 Ürdün olacaktı. 1.2 Suriye olacaktı. Bunu bir üste de taşıyabiliyorsunuz ama bunu şuradan da yapabiliyorsunuz. Bakın sola da taşıyabiliyorsunuz. Ama bu birazcık karışık. Tutup sürüklemek biraz daha zor. Onun için ne yapacaksınız? Mesela Ürdün birinci sıraya gidecek değil mi? Üste Mavap. Buraya tıkladınız. Ürdün en üste. Ya da mesela Lübnan 1.3 değil de 1.2.1 olacaktı. Yani Suriye'nin bir altında olacaktı diyelim. Yani tabii ki anlam ilişkisi kurulduğunda olmayabilir. Ancak burası zaten bir örnek. Tekrardan 1.2.1'den 1.3'e çektik biz bunu. Ya da göç ve alan araştırması ikinci başlık olacaktı. Komple ikinci başlık olacaktı. Buradan tekrar üste çıktığınızda kendi aralarında bakın direkt değiştirdiler. Göç ve kültür 3'e, çok kültürlük 3.1'e dönüştü. Hemen bunu kendi STAVI zaten bunu ayarlıyor. Yani siz sadece buraya içindekiler kısmınızı oluşturuyorsunuz. Sonrasından aralarındaki o kategorilendirmeyi kolayca zaten hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki bizim bu ne işimize yarayacak? Bizim bu şu işimize yarayacak. Referans ve knowledge kısımları arasındaki koordinasyon bir sağlanacak. Bakın knowledge kısmında da aynı bölümler var. İkincisi biz burada referanslarımızı eklerken bakın no kategori diyor. Mesela diyelim ki
İşte göç çalışmaları. Bu birinci başlık işte Ürdün'le ilgiliydi diyelim. Buraya bıraktık, sürükledik, bıraktık. Biz buradan okumamızı da yaptık. Ürdün'ün artık altında bir tane çalışma var. Biz buradan Ürdün'le ilgili okumalarımızı yaptıkça bunu kategorilendiriyoruz. Zaten hangi kategoride olduğunu notlarımızı alırken orada da belirtiyoruz, burada da belirtiyoruz. Ondan sonra bunlar knowledge kısmına düşüyor ve bilgilerimizi organize ederken mesela Ürdün başlığını yazıyorsunuz. Sadece o Ürdün'le ilgili bilgiler var. Suriye ile ilgili bilgiler yok. Yani başlığı yazmanız kolaylaşıyor. Bizim bu işimize yarayacak. Onun için sırasıyla aslında derslerimizi izlerseniz rahat olarak ben sırayla gitmeye önem veriyorum. Rahat bir şekilde yazabileceğinizi düşünüyorum. Mesela tekrar yapalım. No kategori kısmında bakın all 7 artık kategori yani kategorilendirilmemiş 6 tane başlığımız görünüyor. Şimdi buradan mesela bu şunun işte Suriye ile ilgili olduğunu düşünüyorum. İşte bunun Lübnan'la ilgili olduğunu düşünüyorum. İşte bunun çok kültürlü ilgili olduğunu düşünüyorum. Biraz daha şöyle yaparsak ha. Bu şekilde. Biz bunu tabii buraya gelip kategori kısmından da yapabiliriz. Mesela kategoriye tıklarız. Burada mesela Suriye de diyebiliriz. Hem Suriye'ye gider bu çalışma, hem nereye gider? Göç ve kültürün içine gider. Biz bunu buradan da düzeltebiliriz. Ama diğer türlü sürükleyip bırakmak hani benim daha kolayıma gittiği için ben buradaki no kategori yani kategorilendirilmemişleri tutup sürükleyip bırakmayı daha kolay buluyorum. Yani burayı zaten bakın tekrardan yenilediğimizde 2 oluyor. İşte bunu da göç ve alan araştırmasına atalım. Bunu da nereye atalım? İşte direkt yine göç ve alan araştırmasına atalım. Bakın kategorilendirilmemiş hiç artık bir referansım kalmadı. Peki bu kategorilendirmeyi yaptık. Ancak mesela bazılarının hala çoğunun hatta içinde şu şekilde ne yok? Şöyle birazcık ekranı büyüteyim daha rahat görebilmeniz için. PDF'leri yok. Bu PDF'i hatırlarsanız Study Picker dediğimiz internetten çekmiştik. Aslında orada tam olarak göstermemiştim. Bir sonraki derste otomatik kaynak ekleme dersinde göstereceğim Study Picker'ın kullanımını. Yani otomatik olarak sizin kaynaklarınızı internetten çekecek ve PDF'lerini de indirecek. Çoğunun PDF'ini indirecek. Ancak PDF'ini indirmiyor olabilir. Ya da siz geçen dersimizdeki gibi elle kaynak girmiş olabilirsiniz. Bunda ne yapacağız buraya PDF'in gelmesi için? Şunu yapacağız. Hemen mesela bununla ilgili şuna bir tane şey ekleyelim. Bakın ADD Local File diyor. Zaten burada sağda var. Bunun 2-3 yöntemi var. 2-3'ünü de göstereceğim ben size. Nasıl ekleyebileceğinizle ilgili. Bastık. Buradan işte masaüstüne gidelim. Mesela kanun, kitap. Mesela bir makale olsun bu diyelim. Daha demin geçen derste eklediğimiz referansın makale olduğunu varsayalım. Aç diyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi buraya PDF'imiz direkt düşüyor. Okunabilir halde. Bunu biz büyütebiliyoruz. Şu şekilde tam ekran yaptım şu an. Tekrardan bunu kapattığınızda tekrardan eski haline geliyor. Bunu şu şekilde büyütüp burada biz notlar alabiliyoruz. Bu not alma kısmını zaten diğer derslerde tek tek göstereceğim. Not almak çok önemli. Yani zaten asıl olayımız not almak diyebilirim. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. Peki başka nasıl ekleyebiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Mesela bunu tekrardan siliyorum buradan. Bu arada silmek için mesela lokal faili yanlış eklediniz. Yani o hard diskinizdeki makaleyi farklı bir makale olarak burası mesela benimle ilgisi değil. Savaş Çağlayan nın makalesi. Ancak mesela benim ismim var burada. Yanlış oldu mesela. Referansa geliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Bakın Citavi diyor. Bunu delete diyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve gidiyor. Peki. Biz burada yine ola gelelim. Hepsini görüntüleyelim. Burada iki tanesinde sadece ek var. Gördüğünüz üzere. Aşağı indirdim. PDF'inizi açıyorsunuz. PDF'te bu bir kitap mesela. Bunu PDF'ten nasıl Citavi'ye aktarırız? Citavi Picker dediğimiz PDF bir eklenti sunuyor bize. Tıkladığınızda diyor ki işte referansla birlikte dokümanı da ekleyeyim mi açık olan Citavi belgesini? Evet diyoruz ve direkt gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Citavi'ye ekliyor şu an ve ekledi. Direkt geldi. Bizim burada yapmamız gereken şey ne peki? Burada title'ı
tipini, mesela buradan journal değil, dergi değil, bunu kitap yapmamız gerekiyor. Ya da editörlü kitap yapmamız gerekiyor, bu editörlü kitapsa. Mesela bu bir editörlü kitap. Editörünü, kitabın ismini, diğer editörleri, işte ISBN numarasını vesaireyi de ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bunu ekledikten sonra artık referansımız PDF ile birlikte hazır hale gelmiş oluyor. Yani aslında biz bir hazırlık aşamasındayız şu an. Hazırlık aşamasını bitirdiğimizde okumalara ve not almalara geçeceğiz. Ve sonlandırmayı nasıl yapacağız? Word'de yazdırarak. Şimdi bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Peki diğer başlığa tıklasaydık ne olurdu? Yani şuna tıklasaydık ne olurdu? Local file, işte seçili sitevi referansına bu belgeyi ekleyeyim mi? Bakalım, mesela şuna ekleyelim. Yani mesela seçili olan bu olsun şu an. Tamam mı? Buraya geçtik. Study Picker dedik ve seçili olanı ekle dedik. Tekrar Study'ye dönüyorum. Gördüğünüz gibi şu an benim ismimdeki çalışmaya lokal faili eklemiş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer türlü hiçbir şey yazmadan, yani bazen önceden referans yazıyoruz buraya, benimki gibi. Bir referansı yazıyoruz. Yazdıktan sonra lokal faili eklemek istiyoruz. O zaman buradan da yapabiliriz aynı şeyi. Lokal fail deriz. Hangisi ise seçeriz. Bu şekilde. Peki başka ne yapabiliriz? Buradan Stabi çalıştır diyor. Gerek yok. Aynı zamanda lokal failleri ekledikten sonra şöyle yapalım. Mesela kanun. Buradan kanunu ekleyelim mesela. Hemen ekliyor şu an. Bu direkt dergi olarak geliyor. Bunu değiştirmeyi unutmayın. Çünkü siz sonradan kaynakça gösteriminde problem yaşayabilirsiniz. İşte buradan kanunu veya yönetmeliği seçtik. Buradan yayınlayıcıyı, hepsini buraya girdikten sonra bunu artık görüntüleyebiliyoruz ve Tools kısmından işte şeyde de açabiliyoruz. Bunu mesela şu an görüntüleyemiyor. Neden? Şöyle yapalım. Olmazsa. Mesela şunu da göstermiş olayım. Şuraya yarım ekran çalışacak olursak bunu tutup bıraktık. Yine gelir. Gelmesi gerekir. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde PDF üzerinden aktaramıyorsanız bunda geldi mesela. Daha demin gelmemişti. Ama aktaramıyorsanız eğer ne yapabilirsiniz? Buradan tutup sürükleyip buraya lokal file kısmına bırakabilirsiniz. Ya da lokal faili aç diyerek bırakabilirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bu derste ne öğrendik? Kategorilendirmeyi, yani sizin içindekiler bölümünüzü Stabi'ye nasıl aktaracağınızı ya da Stabi'de nasıl görüntüleyeceğinizi, bunu Word üzerinden de yapanlar var. Sağlıklı oluyor mu olmuyor mu orası tartışılır. Diğer derslerde de göstermeyi düşünüyorum. Ancak bu şekilde zaten işte en fazla 25, 30, 40, 50 neyse o kadar başlığınız vardır ve bunu Stabi'ye aktarırken yavaş yavaş işte başlık başlık gideceğiniz için basit olacaktır. Hani buraya direkt yazmanız. Bunun haricinde sizin PDF'lerinizi, yani elle girdiğiniz kaynakçalara lokal file eklemeyi öğrendik. Diğer derslerde görüşmek üzere. Diğer derste otomatik kaynakça eklemeyi göreceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.